Tarsus'ta gezerken hiç midemizde boş kalmayacak çünkü Tarsus gerçekten de sadece Tarsus'a ait çok güzel yiyecekleri ve gurmeleri ilgilendiren tatlara sahip. Bunlardan bir tanesi de Şam tatlısı. Tarsus yapılan bir tatlı. Ben kısaca arkadaşa Ali Hüseyin sormak istiyorum. Şam tatlısını size anlatır mısınız? Şam tatlısı aslında Arap kökenli bir tatlı. Benim babam 2006 yılında vefat etti. 1930 doğumlu. 1950 yılında Şam tatlısını yapmaya başlamış. 1950 yılından beri biz Şam tatlısını yapıyoruz. İçinde irmik, şeker haricinde hiçbir şey olmayan, üstünde ve altında tahin olan, üzerinde de fıstık olan güzel bir tatlı. Sağlıksız, glikoz, yağ, kızartması olmayan, tarusu ait, aslen Arap kökenli bir tatlı. Benim babamın ustası da Arap'mış. Yani tanımıyorum da ben tabii, çok çok eski. Babam 1930 doğumlu. Yani bizim, bu tatlı Tarsus'taki yerleşik Araplara ait bir kültür aslında. Nusayr Araplara ait bir kültür. O açıdan ilginç bir şey. Evet, tatlı. Humus yemeği mesela. Evet, humus yemeği ile beraber. Gezer ile beraber. Bunların hepsi aynen. Arap kökenli tatlı. Evet. Tatlı. Zaten Tarsus mutfağında Nusayri Araplarının yoğun kültürünü görürsünüz. Buradaki yiyeceklerin birçok tat Araplardan gelmedir. Örneğin fındık, lahmacun, işte cezerye, humus, işte humus tatlı yemeği, olarak kereviç. Aynı zamanda Şam tatlısı hep Nusayri Araplarının Tarsus'unda getirmiş olduğu kültürdür. Biz 1950 yılından beri tezgahta babadan kalma meslek bizde, baba mesleği. 1950 yılından beri yapıyoruz Şam tatlısını. Cetvelde de aynı bir tezgahımız var. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Abi, kolay gelsin.